Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Katılımcılarımız yavaş yavaş geliyor. Bir iki dakika verelim ve başlayalım diyorum. Katılımcılarımız gelirken de ben kısaca programdan bahsetmek istiyorum. MetaBoost, Ticaret Bakanlığı, TOP ve Headquarters ortaklığında yürütülen bir program. Bu sene ana hedefimiz KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yardımcı olmak. Sizler için onlarca ücretsiz etkinlik ve online eğitim oturumları düzenliyoruz. Bir sonraki oturumlardan haberdar olmak ve geçmiş oturumlarımızı izlemek için web sitemize göz atabilirsiniz diyorum. Ve bugün Fikret aramızda. Fikret hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim Umarım ben. Herkes iyidir. Umarım herkes iyidir cidden. Yoğun gidiyor diye düşünüyorum. Gayet evet, kesinlikle. Keyifli yerinde. Birazcık bu fırsatı bulduk ama şimdi Evet. daha da iyiyiz. Ben sözü sana bırakmadan istersen kısaca kendinden bahsetsen izleyiciler için de güzel olur diye düşünüyorum. Sonra sözü sana bırakayım. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben Fikret Can Kuşadalı. Son 5 yıldır aslında fotoğrafçılık yapıyorum profesyonel olarak. Bu meslek, şimdi aslında buradayım ama öncesinde farklı meslek deneyimlerim oldu. En baştan başlayacak olursam üniversitede İstanbul'a peyzaj mimarlığı okumak için geldim. Ama böyle meslek kariyer planlarım böyle tam hayal ettiğim gibi ilerlemedi ve kendimi bir noktada mutfakta buldum. Hep fotoğraf çekiyordum ama ilk başlarda biraz daha fotoğrafçılık deneyimim şeye dayalıydı. Analog fotoğrafa dayalıydı. Sonra mutfakta böyle bir 3-4 sene geçirdim. Bir yemek üzerine böyle pasta üzerine çalıştığım bir dönem oldu şef olarak. Sonra da zaman zaman böyle yemek fotoğrafları çekerek yavaş yavaş fotoğrafçılığa kaydım. Kariyerim öyle ilerledi. Şu anda da sabit mesleğim olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Son kararım. Süper. Ben sitenizi de gördüm. Yani yanlış olmasın. We Eat Love'dı sanırım. Evet. İnanılmaz güzel fotoğraflar, inanılmaz güzel işler. Böyle ofiste falan da sürekli bakıyoruz. İşte çok iyiymiş falan. Sürekli ya biz de mi yapsak falan diyoruz ama ellerinize sağlık denir. Çok İki anlamda da ellerinize sağlık. Senliği sana bırakabilirim yavaştan. Buradayım zaten. Sadece küçük bir hatırlatma yapayım. Katılımcılarımızdan soru sormak isteyenler için chat ve Q&A kısmımız aktif. Biz yetişebildiğimiz kadar soruları cevaplamayı düşünüyoruz. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim beni kırmadığın için. Çok teşekkürler. İlaydalar'da aslında biraz böyle Local Makers'ın aracılığıyla tanıştık ve buluştuk. Local Makers aslında benzer şekilde üreticileri bir araya getiren ve aynı zamanda ticari işbirliği de yapan ama biraz destekleyen bir platform. Local Makers da benim müşterilerimden biri. Uzun süredir hem sosyal medya içeriklerini hem fotoğraf içeriklerini yaptığım işte Yağmur Çoban'ın kurduğu bir marka, bir oluşum. Biraz oradan da aslında örnekler olacak bugün. Bir yandan da şöyle bir tarafı da var Local Makers'ın. Bu kadar küçük üreticiyle hem de büyük üreticiyle bir arada çalıştığımız bir dönemde aslında e-ticaret fotoğraf tarafında ve sosyal medya fotoğraf tarafında taleplerinin, markaların ne kadar ve ne yönde değiştiğini inceleme fırsatım oldu Local Makers'ta çalışırken. O yüzden de bu sunumda oradan gelen bilgilerimi de aktarabileceğimi düşünüyorum. Şimdi ufak bir sunum hazırladım, onu paylaşacağım sizlerle. Şimdi zaten sağdaki görsellerde Local Makers'ın web sitesinden biraz bunları da böyle özellikle seçtim ki farklı fotoğraf tipleri var. Benim son yıllarda keşfettiğim şeylerden biri e-ticareti aslında eskide kalan, genel olarak fotoğrafta zaten eskiden gelen, alışılagelmiş şeyler zamanla kırılıyor. Çünkü bundaki en büyük etmen hepimiz artık fotoğraf çekebiliyoruz telefonlarımızda ve çok hızlı tüketilen bir şeye dönüştü. Ürünler de o şekilde. Bunun bir etkisi olarak da artık fotoğrafa ayrılan zaman da farklılaştı. Daha hızlı çözümler bulmaya çalışıyor markalar. Artık eskisi gibi hem katalog fotoğrafı hem konsept bir brand fotoğrafı çekmek yerine bazen sadece tek bir tanesiyle ilerlemeyi seçebiliyorlar. Ya da artık billboardlara fotoğraf çekmek yerine belki sadece ömrü 15 saniye olan işte storyler için saatlerce uğraşıyoruz falan. O yüzden aslında bu güncellemeler ve sosyal medya bizim alanımızı çok etkileyen bir şey. Buradaki en önemli şey aslında güncel kalmak. Yani bu
mesleği, bu işi kendiniz yapmaya çalışıyorsanız kesinlikle bu dijital dünyayla güncel kalmanız gerekiyor. Şimdi slaytlardan ilerleyeceğim. Biraz hızlı gittim. Daha önce de fotoğraf çektiğimden bahsetmiştim. Pastacılık yaptığımdan da bahsetmiştim. Peyzaj mimarlığı okuduğumdan da bahsetmiştim. Benim için bunların hepsinin ortak bir noktası vardı. O da bir hikaye anlatmak. Hepsinde çok başarılı olduğumu iddia edemem. Ama ben pasta yaparken bile pastanın kendisini anlatmasını ya da bir peyzaj mimarlığında okulda sunumlar izlerken, paftalar izlerken hep bir storytelling'in güçlü olmasına çok inanan bir insandım. Biraz da aslında o projeyi sunma, işte fotoğrafın kendini anlatması, belki de fotoğrafta hiç olmayan bir duygu ekleme şevkim içimdeki bu böyle bir araya geldiğinde onları bir hikaye çevirmeyi çok seviyordum. Zamanla da bunu aslında bir marka için yapmaya başladığımda markaların kendi zaten bir hikayesi var ve bu hikayeyi fotoğraflarla aktarabiliyor olmak çok önemli. Bunu fark ettim. Çünkü potansiyel müşterilerinizle aslında böyle bağ kurabildiğinizi düşünüyorum. Burada da önemli olduğunu düşünüyorum. Dört ana başlığa ayırdım hikaye anlatıcılığını. Aslında hikaye anlatmak sizin marka kimliğinizle başlıyor. Marka kimliğinizi seçtiğiniz font, renkler, buradaki her şey etkiliyor. Altında highlights var. Highlights aslında biraz daha ürünün öne çıkan özellikleri. Yani ürünleriniz doğal mı? Ya da çok mu lezzetli? Çok iyi üretilmiş bir mobilya mı? Hani buradaki aslında öne çıkan özellikler bir kısmı. Bir yandan da gözükmeyen bir tarafı var ürünlerinizin üretiminin. Burada da background kısmından bahsediyoruz. Bu işte bir örnek vereceğiz. Şey olabilir yani kahve çekirdeklerinin geldiği işte Kenya'da bir çiftçi de olabilir. Ya da sizin halı dokuyorsanız dokuttuğunuz abla da olabilir. Customers kısmında aslında sonuçta ulaşmaya çalıştığınız kitle, hedef kitlesi. Gelin bunlara beraber daha yakından bakalım. Brand identity aslında çok önemli. Yani markaların özellikle küçük markalarda çok önem verilmiyor. Yani önem verilmediğine şahit oluyoruz. Ama yani markaların baştan itibaren kurdukları o kimlik uzun süreçte bütün her şeyi etkiliyor. Belki fotoğrafa çok etkisi olmadığı düşünülse de kullanılan renkler, tarz, yazı tipleri bunlar bütün karakteri aslında etkileyen şeyler. Yani bir burger dükkanınız olsun, kullandığınız font tamamen karakterinizi etkileyebilir ve aslında başka yerlere gidebilir. Bazı şu olmasını sağlayan bir unsur. Mesela iki farklı deri çanta markasını incelemek istedim. Northvolt benim çalıştığım markalardan biri. Sanctis de İsveç'te daha premium bir marka. Northvolt'a baktığınızda web sitesine daha doğal ağaç dokularını gördüğümüz, daha ham ve rustik diyebileceğimiz dokuları gördüğümüz, daha böyle dikişlerin gözüktüğü şeyler görüyoruz. Sanctis'te ise daha temiz ve daha minimal. Bir yandan da daha şehirli bir şey görüyoruz. Fotoğraf seçimi görüyoruz. Aslında web siteleri ne kadar benziyor? Neredeyse aynı gibiler ama ürünler nerede aynı gibi ama bambaşka markalar oluşuyor. Bir yandan fotoğrafta ürünü ve değer kattığı için bambaşka fiyatlara da satılabiliyor o hikaye anlatıcılığı sonunda. Yine aynı iki markanın sosyal medyalarını incelediğimizde bir tarafta yine daha rustik, daha ahşap dokuları görüyoruz, daha sıcak. Bir tarafta daha minimal sahneler görüyoruz fotoğraflarda. Aslında hani burada şeyi görüyoruz yani marka kimliğindeki o renklerin, dokuların seçilen kullanılan zeminlerin etkisini görüyoruz. Bir yandan sadece zeminler değil, beraberinde kullandığınız proplar, etrafına getirdiğiniz işte belki kullandığınız insanlar ve kullanıcı tipleri de değişiyor. O da onu etkileyen şeylerden biri. Highlights dediğim gibi aslında üründe vurgulamak istediğiniz şeyler. Yani siz ürünün
Zaten fotoğraf aşamasına geldiğinizde ürünün hikayesini ve aslında özelliklerini çıkarmış olmanız gerekiyor. Bunları çıkardıktan sonra zaten fotoğraflar neyi anlatmak istiyorsunuz? Bu asıl sorumuz. Bunu kendinize de sorduğunuzda fotoğrafların aslında bu sorulara cevap veriyor olması lazım. Yine aynı iki markayı karşılaştırdığımda burada mesela kullanımı anlatan bir fotoğraf var. İşte bir köpek gezdirme kayışı ve kaka torbası var şey için, yani kesesi var. Bu tarafta da fotoğrafa bakar bakmaz çantanın su geçirmez olduğu mesajını alıyoruz. Bunlar önemli. Hem sosyal medyada hem e-ticarette çok önemli. Yani fotoğrafların minimal ve böyle şey aslında çok konuşmadan, yazı yazmadan belki de üstüne ses eklemeden konuşabiliyor olması gerekiyor aslında bence. Background kısmı biraz daha aslında hikaye kısmı ürünlerle ilgili. Ve bu artık böyle ürünün kendi kendine konuşamayacağı kısmı belki de. Daha önce verdiğim örnek gibi aslında bir kahve üreticisini düşünelim. Kahve çekirdeklerini getirdiği insanları anlatıyor olması, çiftlikte de anlatıyor olması, nerede kavrulduğunu öğreniyor olmamız çok değerli geliyor bana. O yüzden de markalarda bunu anlatılmasını tercih ediyorum. Bu eskiden biraz daha şeydi, atıyorum daha süt ürünlerini düşünelim ya da daha böyle şarküteri ürünleri düşünelim. Çok temiz ve çok steril reklamlar görüyorduk. Şimdi biraz daha içinden gerçek hikayeler ve fotoğraflar görebiliyoruz. Çünkü biraz daha trend o tarafa gidiyor. Ve insanlar da zaten talep ediyorlar. Gerçekten nerede üretildiğini görmek istiyorlar. Bu diğer bütün aslında sektörler için geçerli. Siz kilimde dokuyorsanız, bir şey örüyorsanız, bir deri çanta yapıyorsanız İnsanlar hem öğrenmek istiyor nasıl yapıldığını, hem bilmek istiyorlar ne kadar şey tüketildi. Bir hayvana, bir insana zarar verildi mi, adil bir yerde mi üretiliyor? Bununla ilgili sunuma koymadım ama aklıma şu an gelen başka bir proje var. Mesela işte Reflex Studio'nun bir ara etiketleri vardı, QR kodlu. Nerede üretildiğine ve kimler tarafından üretildiğine ulaşabiliyordunuz o şeyle, QR kodla. Biraz da aslında bu kadar dijital tool'ları kullanmak zorunda değiliz ama hani adil ve güzel bir iş yapıyorsak özellikle ve herkesin bir hassasiyetle bir şey ürettiğine inanıyorum. Bunları aktarmak yine bizim görevimiz. Bunları da işte hikayeleştirebiliriz. Aslında hikaye kısmından bağlanıyor. Storytelling dediğimiz şeye. Siz bunları hikayeleştirdiğinizde markanızın arkasında böyle bir hikaye varsa ve anlatamıyorsanız bir eksikliktir bence. O yüzden anlatmaya değer olduğunu düşünüyorum. Biraz yavaş bitleniyorsun. Bu bahsettiğim kahve üreticisi, Coffee Collective, Danimarka merkezli bir şirket. Dünya çapında da ünlüler aslında. Sosyal medyalarına girdiğinizde bu görsellerin çoğunu görebilirsiniz. Yani burada anlattıkları şey daha çok bizim kahvemiz çok lezzetliden çok biz üreticileri ziyaret ediyoruz, üreticilere değer veriyoruz, onları size gösteriyoruz, şeffafız, böyle bir imajları var. Ben bu background'a ve işte geçmişlerine, hikayelerine, üreticilerine değer vermelerini ve bunu anlatmalarını fotoğraflarla güçlü buluyorum. O yüzden buraya koyabileceğimiz bir örnek, yani burada verebileceğimiz bir örnek diye düşündüm. Dördüncü kısım ise aslında hepimizin ulaşmak istediği bir şey satıyorsak müşteriler. Burada da hedef kitlesi olarak ben düşündüm. Çünkü müşteri dediğinizde biraz daha böyle mesafeli ve sadece tüketen bir taraf gibi gözüküyor. Ama artık biraz daha dünya o tarafa gitmiyor. Markalar biraz daha onu kullanan insanlarla büyüyor. Zaten influencerlar da aslında bu noktada çıktı ve böyle kullandıkça değer katıyorlar ve markayı hem reklamını yapıyorlar hem de aslında gerçek bir şey etkileşime dönüşüyor. Hatta bu da bence fotoğrafı çok değiştiren bir şey oldu. En başta bahsettiğim o
alışılagelmiş işte billboard fotoğraflarından daha gündelik fotoğraflara kaymamızdaki en büyük etkenlerden biri bu oldu. İnsanlar kullanıcı fotoğraflarını daha çok inceliyor. Yani bir markanın işte çantasını satın alacaksanız web sitesine belki bakıyorsunuz ama Instagram'da etiketlendiklerine de bakıyorsunuz ki hani o çanta gerçekten sipariş ettiğinde nereye gidiyor, nasıl gidiyor, aynı renkte mi? Tamam, profesyonel fotoğraflarla belki renkleriyle oynamışlardır ama işte kullanıcının telefonuyla çektiği fotoğrafta da aynı diye kontrol ediyor insanlar. O yüzden de aslında biraz daha kullanıcı dostu ve kullanıcının gözünden çok şeffaf olması gerekiyor bazı şeyleri. Bir böyle bir kısım var bence hedef kitlesinin. Hedef kitlenizle iletişim kurarken şeffaflık çok önemli. Bir yandan da o kitleyi doğru seçmek önemli. Yani o kitleye göre iletişim yapmak. İşte burada cinsiyet, lokasyon, yaş, yaşam stili hepsi etkili. Biraz yaşam stilinden örnek verecek olursak local makers da mesela sürdürülebilirlik ve atıksız yaşam çok önemli. Orada mesela içeriklerimizde biz daha çok hani bu kitleye uygun içeriklere ve önerilere yer veriyorduk. Son zamanlarda bu da çok yaygın bir trend haline geldi. Zaten yaygınlaşıyor çok güzel bir şekilde. Bununla ilgili bir örnek var burada da. Bu aslında Göztepe'de bir vegan bakery'nin bir Instagram postu, plastiksiz Temmuz üstteki. Temmuz ayı boyunca plastiksiz yaşamla ilgili öneriler paylaştılar sayfalarında. Bence çok doğruydu. Zaten hani veganlara yönelik bir bakery olduğu için ağırlıklı olarak ve sağlıklı beslenenlere yönelik olduğu için bir yandan da aynı kitlenin sürdürülebilir yaşam ve atıksız yaşama da ilgili olacağını analiz etmişler çok basit şekilde. Ve basit önerilerde bulunmuşlar. Her markanın tabii ki başka bir kitlesi var. Yani hani tam tersini de bir şey haline getirebilirsiniz. Kitleye ulaşmak için bir mesaj haline getirebilirsiniz. Bu tamamen sizin markanıza kalmış ama hedef kitlesine uygun olmayan fotoğraf çekimleri, içerik üretimleri genelde daha az etkileşim alıyor ve daha başarısız oluyor. Burada hani bu başlıkta en önemli şey gerçekten kullanıcının gözünden görmek ve kullanıcıyı iyi analiz etmek. Bu bahsettiğim plastiksiz Temmuz projesinin önerilerinden birkaçı. İşte matara kullan, işte kumaş çantayla alışveriş yap, plastik pipet yerine çevre dostu alternatifleri kullan gibi gibi. Böyle detaylar eklemek markalar için önemli. Daha fazla bağ kuruyorsunuz müşterilerinizden. Bir yandan bundan sonra da artık biraz şey konuşmak gerekiyor bence. Tamam, bu bilgilere sahibim, analiz de yapıyorum, bir şekilde destekle alıyorum bir yerlerde. Nasıl bunları aslında fotoğrafa yansıtabilirim kısmını konuşmak gerekiyor. Ya bence fotoğraf çekmeye başlamak için çok fazla ekipmana ihtiyacınız da gerek yok. Çok derin bilgilere de ihtiyaç gerek yok. Sonuçta biraz daha böyle pratik bir alan. Ve o yüzden hani ne kadar pratik yaparsanız ve kendinizi geliştirirseniz o kadar hızlı ilerleyeceğiniz bir alan. Ben ilk fotoğraf makinem analogtu uzun süre. İlk dijital makinemi de ikinci el olarak aldım. Biraz böyle deneyerek, kendi ürünlerimle deneyerek başladım. Eğer bir makine almak istiyorsanız kesinlikle ikinci el alarak başlamanızı öneririm. Hem sizin için deneme yanılma olur ve çok büyük sermaye ayırmanız gerek kalmaz. Çoğu insan gibi aslında evinizde, atölyenizde, ürettiğiniz yerde ufak bir setup kurarak bir fotoğraf çekme işlemlerine başlayabilirsiniz aslında. Dediğim gibi kamera almak tabii ki daha iyi bir şey ama kameraya ayırmak istemiyorsanız zamanınızda bunu çok iyi yapan telefonlar da var. Bu noktada biraz Apple biraz daha ayrıcalıklı bir noktada kalıyor bence. Hem çoğunluk kullandığı için hepimizin gözü artık bütün sosyal medyada
onu daha çok tercih eden ya da o kullanımı, o fontları, o dili daha rahat algıladığımız bir noktaya gidiyor. O yüzden hani istatistiksel olarak da Apple kullanıyorsanız fotoğraflarınızda da ya da iPhone kullanıyorsanız bir tık daha iyi sonuç alma ihtimaliniz yüksek. Ama dediğim gibi yani telefonla da artık çoğu şey yapılabiliyor. Sadece işte doğru videoları izleyip birkaç böyle tip videoları izleyip kendi ürününüz için nelerce daha iyi yapabileceğinizi şey yapabilirsiniz, keşfedebilirsiniz. Yani bunun dışında belki de ilk ihtiyacınız olacak diğer ekipman tripod ya da bir sabitleyici. Yani bence ürünlerin fotoğrafının sabit bir açıyla çekilmesi ve büyük ihtimalle tek başınaysanız da yaparken hani ellerinizi serbest kalması tripod sayesinde güzel bir şey. Onun dışında ışık olarak zaten gün ışığı bence en iyi sonuç veren şey. Zeminler, dekorlar zaten marka kimliğine göre ortaya çıkıyor. Bir yandan da bu fotoğrafların ve içeriklerin editlendiği bir kısım var. Bu da bilgisayar başında olan kısmı. Onun için de seviyenize uygun şeyler, uygulamalarla başlayabilirsiniz. Artık telefonlarda o kadar çok bizim kullandığımız hani profesyonel uygulamaların da şeyleri var ki. Yani Lightroom'da geldi, Adobe Premiere'in telefon versiyonu geldi. Hani çok böyle şey zaten mobille uygunlaştırılıyor bütün editing programları da. O yüzden artık daha da kolaylaşıyor bu süreç. Ürün fotoğrafını çekerken dikkat edebileceğiniz ilk 5 şeyi aslında listelemek istedim. Biraz uzun uzun oldu ama ilkini zaten söylemiştim az önce. Tripod kullanmak önemli. Hani e-ticaret fotoğrafıysa özellikle hepsinin aynı açıdan çekilmiş olması, boyutlarının anlaşılabilmesi anlamında işte eşit uzaktan çekilmiş olması, yani tripodun aslında hareket etmemesi, ürünün de sabit bir yerde olması önemli. Aynı şekilde altının yanını, arkasını çektiğinizde de tripod oynamadığı için aynı açıda kalmış oluyorsunuz. Yine tripod sayesinde sabit bir ışıkta çektiğiniz için ışık gölgeleri ve şeyler, ışığın sıcaklığı bunlar değişmemiş oluyor. Üçüncü kısım biraz daha aslında editing ile alakalı kısmı. Şeyi çok fazla görüyorum yani böyle profesyonel kamerayla da olsa, telefonla da olsa sonrasında editlenirken çok fazla filtre kullanıldığında aslında ürünün gerçekliğinden uzaklaştığını ve kullanıcının aslında gerçeğini algılayamayacağı bir noktaya gittiğini görebiliyorum. Bu bence hani yanıltıcı bir şeye dönüşüyor bir noktada. O yüzden ürünün net orijinal renginde ve gerçeği yansıttığına emin olmak gerekiyor bence çekimlerde. Az önce dediğim gibi farklı açılardan fotoğraflamayı unutmamak gerekiyor. Ve son olarak başta bahsettiğim marka kimliğiyle beraber belirlediğiniz propları ve dekorları kullanırken bir yandan da hedef kitlenizdeki insanların nasıl bir hayat yaşıyorlar? Yani işte vegansa aynı zamanda atıksız bir hayat mı yaşıyor? Bununla ilgilenir mi? Onun dikkatini nasıl çekebilirim? Onu gerçekten benim ürünümü kullanırken nasıl hayal ettirebilirim? Bunu fotoğrafla yapmanız çok mümkün ya da videoyla. Burada kullanacağınız renkler, proplar, dekorlar tamamen ve insan aynı zamanda çok önemli. Yani sattığınız ürün bir seramik bardaksa oradaki bir işte modelin eli, etraftaki renkler. Yani tamamen bunu aslında kendi markanızla özgünleştirerek aslında ürünlerinizi de diğer rakiplerinizden ayrıştıracak şekilde kullanabilirsiniz. En önemlisinde bu olduğunu düşünüyorum ben. Artık zaten dediğim gibi e-ticaret fotoğrafından da uzaklaşılıyor ve şeye dönüyor biraz. Yani bu lifestyle ağırlıklı fotoğrafların kullanımı artıyor. O yüzden en önemlisinin gelecek için bu olduğunu inanıyorum. Şimdi bu 7 aşamalı şeyi şu yüzden hazırladım. Genelde bunun sıralaması bir değişik olabiliyor markalarda. Her markada değişik olabiliyor. Ama bence olması gereken ideal sıralama bu. Bazen fotoğraf çok erken olabiliyor. Ürün içerikleri hazır değilken fotoğraf çekmek
Sonra o fotoğrafların kullanılamaması gibi sıkıntılar olabiliyor. Ya da ürün geliştirme tam yapılmamışken ya da kullanıcı araştırması yapılmamışken fotoğraflamaya geçilmiş olabiliyor. Ya da en çok karşılaştığım sıkıntı brief olmayabiliyor. Brief hazırlanması bence buradaki önemli bir nokta. Çünkü yani siz kendiniz bir çekecek olsanız ya da dışarıdan bir profesyonel çalışacaksanız özellikle o brief'in hazırlanması ve neyi anlatacak olmanız fotoğrafla çok önemli. Aynı zamanda da e-ticareti ve sosyal medyada kullanırken bu brief size bir taslak oluşturuyor. Benim çok karşılaştığım sıkıntı olduğu için bir brief de olması gerekenler kısmı böyle onunla ilgili bir liste hazırladım kısa. Tabii bir profesyonelden hizmet aldığınız noktayı düşünüyorum artık bu briefle. Burada karar vermeniz gereken ilk şeylerden biri çekim konsepti. Sadece e-ticarete yönelik beyaz fonda ürünleri gördüğümüz bir çekim mi olacak? Daha konsept bir fotoğraf çekimi mi olacak? Yoksa daha lifestyle tamamen kullanıcının gözünden, yaşamın içinden fotoğraflar mı olacak? Buna bir karar vermeniz gerekiyor. Bazen karıştırabiliyoruz bunları. Yarısı konsept, yarısı lifestyle şekilde ayırabiliyoruz. Sadece tek biri de olmak zorunda değil. Ürünlerin listesini çıkarmak gerekiyor. İçeriklerin hazır olması, hikayesinin olması gerekiyor. Bunlar gerçekten size hem kendiniz çekerken hem de başkası çekerken ilham verecek şeyler. Bir yandan da ürünlerin içeriklerini çıkardığınızda zaten vurgulanacak özellikler ortaya çıkıyor. Kullanacağınız medyaların neler olduğuna da karar vermeniz gerekiyor. Özellikle video kısmında bu çok önemli. Yani YouTube'a içerik çekiyorsanız mesela YouTube daha çok yatay ağırlıklı videoların olduğu bir mecra. Ama Instagram mesela TikTok daha dikey ağırlıklı videoların olduğu bir mecra. O yüzden bunların çekim öncesinde zaten karar vermeniz gerekiyor. Özel formatlar ya da işte özel istediğiniz boyutlar varsa genelde e-ticaret siteleri sizden bunu talep edebiliyor. Şu boyutta olsun, şöyle şekillendirirsin diye. Bunları belirlemek iyi olabilir. Aynı şekilde burada da marka kimliği ve kullanıcı profilleri önemli. Bunları anlatabilirsiniz dışarıdan biriyle çalışıyorsanız. Sevdiğiniz örnek projeler illa vardır. Herkesin bir Pinterest boardu, bir Instagram'da kaydettiği şeyler vardır. Bunları paylaşmaktan korkmayın bence. Hatta bunları paylaşmayın. Bunun dışında uzak durmanızı istediğiniz şeyleri de paylaşın. Yani şunu sakın yapmayalım, şu rengi kesin kullanmayalım dediğiniz şeyler varsa bunları da paylaşın. Onun dışında markanıza özel aldığınız kararlar varsa bunlar da hani tamamen söz olarak oluşabilir. Onlar da brief'e eklenmeli bence. Böyle. Ben bu kısımda aslında biraz daha yaptığım işlerden bahsedebilirim diye düşündüm. Portfolyomu açıp. Portfolyo için Adobe'un bir hazırladığı bir web sitesini kullanıyorum. Merak eden olursa. Güncelledikçe aslında böyle şey, işler yayınlanmaya başladıkça aslında buraya ekliyorum. Daha çok yemek fotoğrafı çekerek başlamıştım ben aslında. Yemek ve yemekle ilgili ürünleri. Ama daha sonra daha mekan ya da farklı ürünlere de ayrıldı. Son yaptığımız, mesela geçen sene yaptığımız bir yemek çekiminden bahsedebilirim. Burada açabilirim. Mesela bu bir fındık üreticisi. Aynı zamanda fındık ezmeleri üretiyor. Onlar için belki e-ticareti kullanmaları için uygun olabilecek böyle bir dörtlü 4 ürünü vardı zaten. O böyle onun dışında daha olacak en basit haliyle. Biraz yavaş yükleniyor. Yani bence bir diğer önemli nokta yaptığınız üretimin bütün ve belgelemeyi unutmamak.
İşte fındık ezmesi yapıyorsanız bunların hepsi hem e-ticarette hem sosyal medyada ürünlerinizi anlatırken fotoğraf olarak kullanabileceğiniz materyallere dönüşecektir. Başka bir işe geçebilirim. Biraz geç yükleniyor. O yüklenirken sorusu olanların çok pardon. Sorusu olanlardan soru alabiliriz diyecektim yüklenirken. Hop bir tane gelmiş. Fikret, sesin kesildiği için anlaşılmamış. Neyi belgelememiz gerekiyor? Tekrar söyler misin demişler. Pardon. Sesim duyuluyor mu şu an? Evet, şu an iyi. Tamamdır. Bence orada bahsettiğim şuydu. Üretim sürecinizde aslında görsel olarak kullanabileceğiniz her şeyi belgelemeniz güzel olur. Yani orada bir bahsettiğim dokuma işi yapıyorsanız ya da iple çalışıyorsanız onların boyanma süreci, o iplerin ham hali, bunları da aslında kullanmak önemli. Bu aslında bahsettiğim storytelling'de background kısmına giriyor. Bence hepsini fotoğraflayabilirsiniz yani. Hatta böyle bir şey vardı, real trending vardı, şey, everything is a content, everything is a content de gerçekten öyle. Yani kargo paketlerken bile kendinizi çekmeniz böyle şey, iyi bir materyal olur yani sosyal medyada. Bu mesela Keep markasının bir yarışma işiydi. Yarışmada böyle 3 tane tasarım istediler. Sonra onlardan seçilen üçlü, yani yarışmayı kazananlarla bir fotoğraf çekimi yaptık. Kilimleriyle beraber tasarımcıları. Bu da keyifli bir işti. Benim favori işlerimden ve halılarımdan biridir bu en baştaki. Bir yandan ürünle beraber kendi yüzünüzü de kullanmak aslında markaya başka bir boyut katan bir şey. Her marka için iyi olacağını söyleyemeyiz ama şey, bazen bazı markalarda tasarımcıyı görmek de çok önemli. Birinin yapmış olması ya da onun bir tamamen bir bilgisayar programı gibi bir şeyden çıkması bambaşka şeyler kesinlikle. O yüzden bu da aslında üretici de tasarımcı da boyut katıyor bence projeye. Origins Türkiye ile bir işbirliğimiz olmuştu. Orada biraz daha bu ürünleri kullanırken bir yandan sürdürülebilir yaşam önerileri vermemizi istemişlerdi. Ben işte burada beraberinde kullandığım ürünlerde şeylere dikkat etmiştim işte. Tekrar kullanılabilir makyaj pamuğu, işte bambu fırça, işte geri dönüştürülebilir ürünler, işte çay süzgeci, tek kullanımlık çay süzgeci yerine burada bir şey, hasır bir süzgeç gibi. Bu da aslında şeye giriyor, kullandığımız propların marka hikayesiyle uyum kısmına giriyor. Biraz daha commercial bir iş olabilir bir yandan. Mesela Vitruta da uzun süre benim sosyal medyasını ve fotoğraf içeriklerine çalıştığım bir marka. Orası da bir multi-brand bir tasarım dükkanı. Burada mesela içerikler çok daha farklılaşıyor, kullanılan proplar. Zaten ürünler çok daha şey, farklılar diğerlerinden. O yüzden aslında bütün dünya değişiyor.
Bu fotoğraftaki mesela yandaki çizim bir çocuğun çizimi ve bu çizim bu Incomplete'in bir projesi kapsamında işte kazağa dokunmuştu. Mesela o çizimi kullanarak bir fotoğrafta kazağın o detayıyla bir araya getirmiştim. Bu da aynı seriden başka bir çizimli bir kazak. Bu da böyle bir dondurma çizimli bir el örgüsü hırka. Bir yandan hani modelli bir çekim görmüşken onu da söylemek iyi olur. Gerçekten model kullanımı kesinlikle çok şey değiştiriyor. Özellikle ölçeğin önemli olduğu şeylerde insanlar kesinlikle bir modelin üzerinde nasıl duruyor ya da gerçek bir insanın üzerinde nasıl duruyor merak ediyor. Ya da nasıl insanlar o ürünü kullanıyor kısmını merak ediyorlar. Üç tip şeyden bahsetmiştik çekimden. Bir e-ticaret kısmı vardı, bir konsept, bir de lifestyle. Bu şu an açtığım örnek biraz daha mesela konsepte örnek. Bu yılbaşı için bir hediye seçimi rehberi fotoğraf çekimiydi. Burada mesela işte erkekler için Vitruv'da olan hediye önerileri, işte çanta önerileri gibi bir çekim yapmıştık. Bunlar işte çalışanlarla beraber yaptığımız, onların önerilerini seçtikleri çekimler, işte takı önerileri gibi. Mesela bu tarz fotoğraflarda biraz da konsept olarak adlandırabileceğimiz fotoğraf tiplerine giriyor. Çünkü yaşayan hayat içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Ama saf ürün fotoğrafı gibi de değiller. Dekupe fotoğraf gibi değiller sonuçta. Yani yemek tarafında yaptığım projelerde tarif içerikleri de işin içerisine dahil ediyorum. İşte orada bir ürünse, ürüne bir tarif hazırlanıyorsa o tarifin tasarımı ve içerik üretimi kısmında da markalara destek oluyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben bayılıyorum dediğim gibi o mor, yani en sevdiğim renk mor olduğu için böyle her mor gördüğümde böyle tekrar tekrar aşık oluyorum. Onun için de çok keyifliydi. Katılımcılarımızdan soru sormak isteyenler sorabilir. Dediğim gibi chat ve Q&A kısmımız aktif. Cevaplamak isteriz. Fikret, ben sana tekrardan teşekkür ederim geldiğin için, beni kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Chatten Instagram linkini de paylaştım Fikret'in, oradan da bakabilirsiniz. Bir de geri bildirim formu gönderdim. Onu da bize geri bildirim verebilirseniz çok teşekkür ediyorum. Yani bir yandan teşekkürler gelmiş, ben teşekkür ettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geri bildirim formunu doldurabilirseniz çok sevinirim. Sorunuz yoksa o zaman biz yavaştan kapatabiliriz diyordum. Yeşim'den bir soru geldi. Kullanılan makine ve edit programı neler diye soru sormuş Yeşim. Kullanılan makine projeye göre değişse de ben kendim şahsen Fuji kameralarını kullanıyorum. Fuji X-T4 kullanıyorum şu an. Lens çok değişiyor tabii projeye göre. Daha makro ya da geniş lensler kullanabiliyorum. Onun dışında edit programları olarak da en çok Lightroom, Photoshop. İşte telefonda bir şey kullanıyorsam da hızlıca çözmem gerekiyorsa Tezza diye bir app kullanıyorum. Snapseed'i çok kullanıyorum. Bir yandan video ise de Premiere, işte Premiere Rush diyebilirim. Umarım katkısı olmuştur. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Sürekli darlıyorum insanları ama onlar da bir şeyler öğrensinler ya da istesinler diye çabalıyorum. Bir soru daha geldi sanırım. Celal sormuş. Merhaba, gıda üreticisi. Fotoğraflarımı kendim çekiyorum. Fellas'taki gibi tarif fotoğraflarında yapay ışık kullanırken ne tür ekipmanlar gerekiyor? Fellas projesinde mesela çoğunlukla doğal ışık kullandık.
Ama yapay ışık kullandığımız bazı kareler de var. Daha böyle özellikle stop motion içeriklerde yapay ışık kullanıyoruz. Işığın sabit kalması ve değişmemesi gerektiği için. Işık olarak da Godox ışıklarını kullanıyorum. Yani kendinize uygun bir sürekli ışık şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Tekli olabilir, ikili olabilir. İki sorum daha geldi. İsmi yok ama ben okuyorum. Doğal ışık kullanımında dikkat ettiğiniz durumlar neler? Her mekanda, her saat doğal ışık kullanımı kolay olmuyor maalesef. Önerileri açıldı demiş ve haklı cidden bu konuda. Evet. Yani ışığın sert olduğu zamanlarda bence fotoğraf çekmek çok daha zor. O yüzden ben biraz daha aslında sabah erken dışarıda çekeceksek özellikle sabah erken ve akşamüstü aslında bu güneşin tam batmadan önceki son 3 saati çekim saati olarak kullanmayı tercih ediyorum. Ama her zaman tercihlerimiz doğrultusunda uygunluk olmayabiliyor. O yüzden mekanları keşifler yapabiliyoruz gideceğimiz saatlerde. Ona göre çözümlerimiz oluyor. Çok ışık sertse diffuser kullanabilirsiniz. Işık çok azsa da hani ortam ışığını arttırabilecek bir ışık yapay ışık desteği götürebilirsiniz ama hani bence en iyisi özellikle başlangıç için o anın o mekanın kendi ışığını kullanarak bir şey bulmaya çalışmak, o saatlerde yapmak. Süper. Serbay sormuş. Tavsiye ettiğiniz YouTube kanalları veya farklı mecralarda bilgi alabileceğimiz kaynaklar var mı diye. Yani yemek fotoğrafçılığına özel çok fazla YouTube kanalı var. Mesela Bite Shot şu an aklıma gelenlerden bir tanesi. Ben en çok yemek fotoğrafçılığında bu kanalları ve işte mecraları şey takip ediyorum detaylı. Çünkü orada çok spesifik detaylar oluyor. Ne ürün çektiğinize bağlı. Atıyorum dondurma çekiyorsanız ona uygun böyle çok basit bir trik oluyor birinin bulduğu ve onu sizinle paylaşıyor. Ama diğer fotoğrafçılık alanlarında, diğer ürün fotoğraflarında takip ettiğim bir şey yok, mecra yok. Anladım. Teşekkür ettik. Birkaç tane daha sorumuz var. Süper, ne Celal güzel. yapmış. Godox diye okunuyor herhalde. Godox'un çadırlarını Evet. önerir misiniz? Godox çadırlarını kullanmadım. Bende şey var, şekillendiriciye sahip kendi sürekli ışıklarından var. Ama şey, yani Godox'tan deneyebilirsiniz. Yani ürünleri bulabilirsiniz ikinci el olarak da zaten çoğu yerde. Bilmiyorum çadırı bulunur mu? Ama yani showroomları var İstanbul'da. Çok tatlı insanlar. Gidip ziyaret edip hani kendiniz deneyebilirsiniz. Yardımcı oluyorlar kesinlikle. Ben de ilk defa ışık almıştım Godox'tan. Hala da onları kullanıyorum. Benim neye ihtiyacım olduğu doğrultusunda beni iyice yönlendirmişlerdi. Biraz orada ışık uzmanlarına sormak daha iyi olur. Evet. Profesyonel makineden ziyade sadece telefon ile yürüttüğünüz bir proje var mı demişler. Sadece telefon ile yürüttüğüm proje henüz yok ama olacak. Biraz tedirginim. Çok telefon sadece bu iş için kullanmadığım için böyle biraz şey hor görüyorum. Acaba kötü mü olur diye bir tedirginliklerim var ama birçok projede sadece insanlar telefon kullanıyor. Bence yapılabilir. Ben uzun zamandır fotoğraf makinesi kullandığım için telefonla yaptığım bir proje yok henüz. Umarım olur en kısa sürede diye. Evet. Nagihan yazmış. Bu sektöre yeni başlamak isteyenler nasıl başlayabilir? Nelere dikkat etmeli? Örneğin kendi Instagram hesabımızdan çekimlerimizi paylaşarak mı başlamalıyız? Firmalara nasıl ulaşabiliyoruz ya da onlar bizi nasıl tercih ederler? Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Bence güzel bir soru olmuş. Benim şey yaptığım bir konu bu. Son zamanlarda dikkat ettiğim bir konu. Bazı hesaplar görüyorum sosyal medyada. Böyle markalardan karşılıksız ürün talep edip işte onlarla bir iletişim kurup çekim yapıp paylaşıyorlar. Markaya da bir şekilde iletiyorlar fotoğrafları. O bir noktada bence uzun vadede çok tekrarlanırsa hem kişinin kendi emeğinin sömürüsü noktasına geliyor bence emeğin karşılığı verilmezse. Hem de o mesleği o marka için yapan biri varsa biraz onun ekmeğiyle oynamak da gibi oluyor gibi geliyor bana.
O yüzden markalarla iletişim kurmak istiyorsanız böyle bir yöntemi çok önermem. Ama daha konsept, kendiniz bir şey ürettiğiniz ve gerçekten o markadan çekim için ürün talep etmeniz gerekirse bunu yapabilirsiniz. Ama bu çok fazla marka içine tekrar ederse kötü olacak bir şey. Bir yandan da nasıl başlayabilirsiniz sorusuna. Instagram güzel bir mecra. TikTok öyle sanırım. Ben çok içine girmesem de. Kesinlikle bir Behance portfolyosu oluşturabilirsiniz. Behance'den de çok fazla fotoğrafçıyla denk gelebilirsiniz. Takip edersiniz. O da güzel bir mecra bence içerik üreticileri için. Herhalde Instagram'dan paylaşımlarınızı yaparak ve gitmek istediğiniz doğrultuda kendi fotoğraflarınızı çekerek markaların dikkatini çekersiniz zaten diye düşünüyorum. Doğru açı, doğru ışık diyorsun. üç sorum var sana. Firmalara teklif götürürken nelere dikkat etmeliyiz demişler. Teklif götürürken ben başlarda çok ciddi almıyordum ama teklifin bir süresi olduğunu bütün işlerde söylemek gerekiyor. Yani pasta yaparken de bir sene önce ilettiğim teklife şey kalmak isteyen de oluyordu. Yine fotoğrafçılıkta da öyle. Her teklifin bir süresi var, özellikle Türkiye'de ekonomi bu kadar çalkalanırken. En çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri o bence. Hiç tanımıyorsanız markayı ve güvenmiyorsanız kontratlarınızda sözleşme hazırlatabilirsiniz. O da basit bir işlem. Hani o da sizi koruyor olacaktır. Hem de içeriklerinizin izniniz dışında kullanılmasına engel olur. Sanırım en dikkat edilecek şeyler bunlar. Bir yandan da kendinizi ezdirmeyin. Sonuçta o insanlarda, markalarında size ihtiyacı var. O yüzden sanki siz onlara muhtaçmışsınız gibi davranmayın yeni başladığınız için bu işe. Önemli olan bence bu üçü. Süpersin. Burak sormuş. Merhaba, teşekkürler. Deri ürünler üretiyorum ve üretim bittikten sonra fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Telefonla çekimlerde sosyal medya için verebileceğiniz trikler nelerdir? Yani telefonla fotoğraf çekiyormuş. Anladım. Yani işte bahsettiğim gibi aslında videoda, şeyde, sunumda. Yani sabit açıya dikkat edin. Çekim yaptığınız mekanın en iyi ışığını bulun. Farklı ışık açılarını deneyin. Side ya da işte yandan ya da arkadan gelen ışığı deneyimleyin. Sadece karşıdan çekmeyin. Yani ışığın geldiği noktadan çektiğinizde her şey derinliği kaybettiği için çok düz gözükebilir. Bu telefonda da zaten imkanınız da kısıtlı olduğu için çok daha zorlayabilir sizi. O yüzden farklı açıları deneyin. Bence dekorlara çok dikkat edin. Yani kullandığınız ekipmanları dekora dönüştürebilirsiniz. Birçok malzeme çıkartabilirsiniz oradan. Süpersin. Yeşim'in sorusuna geçiyorum. Fotoğrafta temel ve ileri çekim tekniklerini biliyorum. Yemek fotoğrafçılığı eğitimi de aldım. Bursa'da tanıdığınız bu işleri yapan kişiler var mı? Kime CV bırakmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Yardımcı ya da varsa aracı olabileceğiniz ajans var mı demiş. Bilmiyorum, cevap verebilir misin, vermek ister misin ama okudum artık. Bursa'da tanıdığım kişiler yok bu işi yapan. Ama çok da ajans olduğunu zannetmiyorum. Genellikle İstanbul hani based oluyor bu işlerin merkezi. Ama bahsettiğimiz işler çok şey, günlük yapılan işler. O yüzden hani böyle İstanbul'da da bir sürü ajansa CV'nizi yollayabilir ya da işlerinizi yollayabilirsiniz ve zaten Bursa'dan İstanbul'a gelmek 2 saat falan. Hani bir gün gelip kalmadan bile geri dönebilirsiniz. Benim çok yakın beraber çalıştığım bir arkadaşım var, Pelin. O da Ankara'da yaşıyor. Gelip gidiyor İstanbul'a. O yüzden yani mesafeler engel olmasın. Evet, doğrusun, haklı. Ben de bu arada Bursa'da yaşıyorum. Daha dün sabah gidip akşam döndüm. Ben daha ne iyi. Ne güzel tesadüf. Son soruma geliyorum. Nagihan sormuş. Sözleşme hazırlarken mutlaka şunlar içinde olsun diyebileceğiniz, bizim atlayabileceğimiz madde var mı demiş. Sözleşmede bence ödeme vadeleri bir kıstas. Çoğu marka çok uzun vadelerle çalışmayı tercih edebiliyor. Sizin kendi vade sistemleriniz varsa hani esas olan sizin sisteminizdir. Marka da sizinle çalışmayı kabul ettiği noktada bunları kabul etmiş sayılır. Eğer bunu geçirirse bir %1
ufak bir oran ekleyebiliyorsunuz. Bunu bence sözleşmede bulundurmak, hani ödemelerin gecikmesi anlamında caydırıcı bir şey. Bir yandan da bence içeriklerin kullanılmasını sınırlandırmak önemli bir şey. Çünkü bazen yani benim hiç tahmin etmediğim fotoğraflar ertesi gün billboardda karşıma çıkabiliyor. Başka yerlerde karşı kullanıldığını görebiliyorum. Onu biraz kısıtlamak önemli. Sonuçta siz bir emek sarf ediyorsunuz. O insanlar bunu defalarca kullanıyorlar. Orada da her kullanımın bir farkı olduğunu anlamaları gerekiyor markaların. Süper. Sorular bitti. Sana tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Çok güzel bilgiler verdin. Ufkumuzu da açtın. Unutmayın arkadaşlar, Fikret'in web sitesine de bakın. Instagram'ına da bakın. Benim girdiğimde iştahım da açılıyor. Günüm de deniyor diyebilirim. Bir sonraki etkinliklerde görüşürüz diyebilirim Fikret. Teşekkür ettim yine. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler.